dost ve kardeş ülke halklarına da ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten Van'a da fiziken yakın bir mesafede olan Bakü, ilk andan itibaren seferber olarak gerek kurtarma ekipleriyle gerek malzeme dolu uçaklarını yollamak suretiyle acımızı hafifleten, acımızı paylaşan bir çaba içinde oldu. Dün İzmir'deki açılış ve temel atma töreninde ardından gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Azerbaycan yüksek düzeyli stratejik istişare konseyi toplantısında özellikle Azeri halkına teşekkürler. Arkadaşlarım, 23 Ekim Pazar günü öğlen saat 13.41'de Van merkezli 7,2 şiddetinde bir deprem afetine maruz kaldık. Deprem anından itibaren ilgili bakan arkadaşlarım, Van milletvekillerimiz, çevre illerdeki milletvekili arkadaşlarım, ilgili kurumlarımız derhal harekete geçtik. Ben deprem haberini aldığım İstanbul'dan bakan arkadaşlarımla birlikte Van'a hareket ettim. Aynı şekilde başbakan yardımcım arkadaşlarıyla Ankara'dan hareket ettiler. Van Ferit Meren Havalimanı'na ulaştıktan sonra oradan süratle helikopterlerle Erciş ilçemize hareket ettik. Erciş'te önce kaymakamlıkta ayrıntılı bir bilgi aldık. Kriz merkezinin ihtiyaçlarını tespit ettik. İlgili kurumlara hemen talimatlarımızı verdik. Daha sonra ilçe merkezinde ana cadde üzerindeki yıkılmış binalara giderek felaketin boyutunu, ihtiyaçlarını yerinde arkadaşlarımla beraber bir görelim, inceleyelim istedik. Yani duyuma dayalı veyahut da televizyon haberlerine vesaire dayalı değil, bizzat görmek suretiyle aynel yakın olsun istedik. Ve arkadaşlarımla beraber bunu da birlikte yaptık. Daha sonra tekrar son orada durum değerlendirmesini yaparak Erciş'te bir kriz masası oluşturduk ve bu kriz masasının başına da İçişleri Bakanımızı geçirdik ve yanında Kalkınma Bakanım, onunla birlikte Ağrı Valimiz ve ilçe kaymakamımız, belediye başkanımızla birlikte burada faaliyetleri sürdürmeye başladılar. Oradan Van'a tekrar döndük ve Van'a dönüşümüzde bu defa Van'daki enkazları birlikte arkadaşlarımızla şöyle bir gezelim istedik. Onları dolaştık ve yerlerinde incelemelerde bulunduk. İncelemeleri müteakiben şöyle bir de kısa bir süre önce açılışını yaptığımız Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ni şöyle bir dolaştık. Oradaki hastalarımızı ziyaret edelim ve onları da yerinde bir görelim istedik. Ve kısa bir süre önce bitirmiş olduğumuz bu hastane gerçekten çok önceki dönemlerde yapılmış tabii hastanelerle mukayese edilmeyecek derecede güçlü, şu anda hizmet veren 600 yataklı olması hasebiyle de çevrenin, bölgenin ihtiyacına şu anda orada ciddi bir cevap veriyor. Ve bütün doktor arkadaşlarımız, takviye olarak gönderilen doktor arkadaşlarımız hep birlikte gece gündüz demeden hemşirelerle, sağlık memurlarıyla birlikte çalışmalarına devam ediyorlar. Ve sabah 5 gibi de orada son bir toplantı yaptık ve oradaki kriz masasının başına da Başbakan Yardımcım Beşir Atalay Bey'i geçirdik ve yanında yine Sağlık Bakanım, Çevre Şehircilik Bakanım olmak üzere kendileri kaldılar ve bunun yanında Van Valisi ve diğer kuruluşlarımız o bölgedeki çalışmalıyı TOKİ gibi hep birlikte çalışma kararını orada verdik ve gerek Van Merkez gerek Erciş olmak üzere
bundan sonraki sürece yönelik Kızılay'la birlikte, AFAD yöneticileriyle birlikte neler yapacağız? Bunların adımları atıldı. Bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin oradaki bütün konuşlu ekipleri hepsi seferber olmak suretiyle, bütün kuruluşlar el ele vermek suretiyle burada yapılması gereken, atılması gereken adımları orada planlamaya ve bu adımları da atmaya başladılar. Tabii böyle anları maalesef kendileri için hala siyasi ranta dönüştürmenin gayreti içerisinde olanlar var. Tabii çirkin olan bu. Hele hele böyle bir deprem felaketinin olduğu anda bütün imkanlarıyla seferber olan bir devlet var, bir hükümet var. Bütün kurumlarıyla, kuruluşlarıyla ilk andan itibaren orada ve 99 depremini yaşayanlar bilir. Deprem mahalline gelemeyen bir iktidar vardı, bir hükümet vardı. Ama şu anda neredeyse kabinenin dörtte biri orada seferber olmuş vaziyette, devletin tüm kurum ve kuruluşları orada seferber olmuş vaziyette ve neler yapılıyor, neler yapacağız, bunlar orada planlanıyor ve işte şurada hemen birkaç gün içerisinde hamdolsun durum kontrol altına alınmış vaziyette ve çok kısa bir zaman içerisinde de inşallah bütün bu enkazlar kalkacağı gibi ve yeniden bir Van merkez planlaması ve yeniden inşallah Erciş'te de kentsel değişim dönüşümle birlikte yeni bir şehir, yeni bir ilçe inşa edilmiş olacak. Tabii biraz sonra bazı sizlere, sizlerin şahsında, televizyon ekranlarının başında bizi dinleyen tüm vatandaşlarıma da yine bir çağrım olacak. Bu çağrıyı çok yaptık ama yine yapacağız. Gerekirse bu konuda bir yasal düzenlemeye gitmek suretiyle artık bundan sonra laf dinleme dönemi geçiyor. Böyle bir dönemin içerisine de gireceğiz. Değerli arkadaşlarım, biz deprem haberi alınır alınmaz saat 6 gibi hemen Van'a ulaştık ama aynı gün bütün arkadaşlarım farklı merkezlerden oraya ulaşmaya çalıştılar ve Türkiye genelinde de bütün uçaklarla gerek yardım noktasında gerekse diğer ihtiyaçları gidermek üzere sivil savunma diye tabir ettiğimiz eski adıyla şimdi AFAD olarak ve bunun yanında AKUT olarak birçok arama kurtarma ekipleri sağ olsun buraya ulaşmaya çalıştılar. Tabii bu uçaklar arama kurtarma ekibinden çadıra, battaniyeden katalitik sobaya kadar ilk planda ihtiyaç duyulacak malzemeyi ülkemizin değişik yerlerinden İstanbul başta olmak üzere buraya taşıdılar. Ankara'dan aynı gün 2 uçak, ertesi gün 4 uçak insan ve malzeme yüklü olarak bölgeye intikal etti. Yine İzmir'den uçaktan uçaklar bölgeye ulaştılar. Toplamda sadece Türk Hava Yolları'na ait 16 uçak ilk 2 günde Van'a insan ve malzeme taşıdı. Şimdi buradan üzülerek söylüyorum. Haber ajansları, televizyonlar birçok şeyi saptırıyorlar. Böyle bir an bu tür spekülasyonlara kurban edilemez. Milleti aldatmanın hiçbir anlamı yok. Ben resmi rakamlarla sizlere konuşuyorum. Yapılanları anlatıyorum. Bölgeye sadece benim talimatımla ilk etapta 3 milyon Türk lirası gönderilmişti. Acil yardım olarak valiliğe ve bugün bu rakam 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Ve adına açtığımız yardım hesaplarında da şu an itibariyle 1 milyon 728 bin lira yardım toplandı. 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli, araç, malzeme temin ettik. Bunları 22'si Türk Hava Yolları, 22'si askeri ve 8'i özel kargo uçağı olmak üzere
toplam 52 uçak ve diğer nakil vasıtalarıyla bölgeye ulaştırdık. Genelkurmay Başkanlığımızdan Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Kızılay'dan TürkSat'a, belediyelerimizden sivil toplum örgütlerine, karayollarına kadar tüm Türkiye bu deprem için seferber oldu. Bütün kurumlarımız ve kuruluşlarımız tüm güçleriyle bölgede faaliyet gösteriyor. 3.755 kamu personeli ve 422 sivil toplum örgütü mensubu bölgede çalışıyor. 16 arama kurtarma köpeği, kamuya ait 595 arama kurtarma aracı, sivil toplum örgütleri ve özel şirketlere ait 54 iş makinesi ve araç, 860 sağlık ekibi, 7'si hava ambulansı olmak üzere toplam 140 ambulans, 33 jeneratör bölgede faal durumda. Bu sabah saat 9 itibariyle sizlere bölgedeki son durumu da aktarmak istiyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı maalesef, buraya gelirken son aldığım rakam 461'e ulaştı. Yaralı sayısı 1352. Bölgeye şu ana kadar ulaştırdığımız malzemeyi de özet olarak sizlerle paylaşmak isterim. Kızılay tarafından değerli arkadaşlarım 17.836 çadır. Aslında bu çadırlar bu olaya yetecek miktardaki çadırlardır. Fazlasıyla yetecek miktardadır. Ama ne yazık ki olay kontrol dışına çıkınca bu çadırlar yetmez bir durum arz ediyor ve ondan sonra da bakıyorsunuz televizyonlar hemen işte çadır yok, şu yok, bu yok diyor. İlk anda gerçekten ilk 24 saatte bu konuda bir başarısızlık oldu. Bunu kabul ediyoruz. Burada bir eksiğimiz oldu. Ama bu tür olaylarda artık bu kadar eksik de, bu kadar hata payı da olacaktır. Bu dünyanın her yerinde otomata bağlanmış bir olay değil. Herkes görevini biliyor ama tabii ki bölgedeki bütün mevcut depolarda yeteri kadar çadır veya katalitik soba olmayabilir. Farklı depolardan buralara yine bu çadırlar geldi, geliyor. 60 prefabrik ev, 76.560 battaniye. Bakın sayı bu kadar yüklü. 36 seyyar mutfak, 3.051 mutfak seti, 5.139 katalitik soba sağlanarak Van merkez ilçeler ve köylerine ulaştırılarak vatandaşımıza dağıtıldı, dağıtılıyor. Çadır, battaniye ve diğer malzeme ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere 8 uçakla şu anda bile aralıksız olarak sevkiyata devam ediyoruz. Bu arada depremle ve yaraların sarılması ile ilgili olarak bakanlıklarımızın da önemli çalışmaları oldu. Ve bu çalışmalar devam ediyor. Milli eğitim noktasında Van merkez ve Erciş başta olmak üzere depremden zarar gören ilçe ve köylerimizde 14 Kasım tarihine kadar eğitime ara verdik. Bölgede sadece bir okul tamamen yıkıldı. Onun dışında okullarda genel olarak hafif hasar ilk tespitlerimize göre tespit edilmiş vaziyette. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 37 mühendis okulların eğitime hazır hale getirilmesi için bölgeye ulaştı. Bu arada Van merkezde 7, Erciş'te 56 olmak üzere toplamda maalesef 63 öğretmenimiz hayatını kaybettiler. 13 öğretmenimiz de yaralandı. Hayatını kaybeden öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına, eğitim camiamıza, milletimize bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ulaştırma Bakanlığımız kendi iş makinelerini seferber etmesi yanında
insan ve malzeme naklini kolaylaştıracak önlemler de aldı. Yardım sevkiyatını sağlamak amacıyla Van Havaalanı takviye edildi. Eğer biz televizyonların verdiği habere bakarsak, ilk verilen haberler şöyleydi: Van Havaalanı kullanılamaz durumda. Ağrı'dan, Erzurum'dan ulaşılıyor diyor. Halbuki böyle bir şey yok. Sürekli olarak Van Havaalanı kullanılabildi. Yani bu kadar açık ve net, ne yazık ki doğru olmayan haberler var. PTT Genel Müdürlüğümüz yardım malzemelerini bölgeye kargo ücreti almaksızın gönderme kararı aldı. İletişimin sağlıklı çalışabilmesi için TürkSat tarafından bölgeye anten sistemi yerleştirildi. Afetler düşünülerek bu Haziran ayında Ulaştırma Bakanlığımız tarafından Türkiye'de 25 ayrı bölgeye seyyar baz istasyonları gönderilmişti. Bunlardan biri de Van'da bulunuyordu. Depremin şiddeti nedeniyle Van'daki bu seyyar baz istasyonuna ek olarak 28 adet daha seyyar baz istasyonu özellikle çadır kentlere kuruldu. Bu arada GSM şirketlerimizi de buradan özellikle tebrik ediyorum. İletişimde bu boyutta bir afete rağmen sıkıntı çok çok kısmi kaldı. Rahatlıkla enkaz altında olanlarla bile bu iletişim sağlanabildi, görüşmeler yapılabildi. Üç şirketimiz tarafından da Van'da yaşayan aboneler için ücretsiz konuşma imkanı sağlandı. İçişleri Bakanlığımız Ağrı Valisi ve 5 Mülki İdare Amirini çalışmalarda koordinasyonu sağlamaları için Van'a görevlendirdi. Maliye Bakanlığımız Van ilinin tamamında Bitlis'in Adil Cevaz ve Ağrı'nın Patnos ilçelerinde 23 Ekim'den itibaren mücbir sebep hali ilan etti. Buna göre tüm beyanname ve vergilerin bildirim ve ödeme süreleri ileri bir tarihe ertelendi. Her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ödeme süresi yine aynı şekilde ileri bir tarihe atıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız depremden zarar gören KOBİ'lerimizle esnaf ve sanatkarlarımıza 100 bin lira üst limitli acil destek kredisi sağlamaya başladı. Bu kredilerin ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 2 yıl geri ödemeli olacak ve faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Dolayısıyla faizsiz. Van Organize Sanayi Bölgemizde hasar olmadığı, Erciş Küçük Sanayi Sitesi'ndeki küçük çaplı hasarların da acilen tamir edileceği yine bakanlığımız tarafından açıklandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız deprem nedeniyle oluşan hayvan kayıplarının telafi edilmesi, zirai kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, faizsiz erteleme ve çiftçilere faizsiz kredi sağlanması için çalışmalarını başlattı. Ziraat Bankası tarımsal kredi borçlarını, Halk Bankası da esnaf kredi borçlarını bir yıl süreyle erteleyecek, faiz uygulaması olmayacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız deprem bölgesinde çalışmalarını tamamladı. Çok şükür hiçbir sosyal bakım merkezinde kaybımız yok. Sevgi evlerinde, çocuk evlerinde, bakım merkezlerinde, kadın konuk evlerinde kalan vatandaşlarımız güvenli yerlere taşındılar ve kendilerine psikolojik destek sağlanıyor. Çalışma Bakanlığımız deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği uygulamasını devreye aldı. Depremden etkilenen ve en az 4 hafta faaliyette bulunamayacak işverenler 3 ay süreyle her bir işçi için aylık 497 lira ile 1247 lira arasında ödeme yapabilecekler. Deprem tarihinden itibaren 3 aylık süre için
tahakkuk edecek prim borçları da bir yıl süreyle ertelendi. Çevre Bakanımız bölgede incelemelerini sürdürüyor. Ayrıca bu bakanlığımıza bağlı 210 teknik personel de yine deprem bölgesinde. Burada inşallah şu anda bir sendikamızın bitmek üzere olan konutları var, 1250 civarında. Bu sendikamızla inşallah arkadaşlarımız görüşmelerini yapıyorlar. Onlarla anlaşabilirsek onların bu konutlarını biz devralıp onlara yeniden bu konutları inşallah uygun gördükleri, uygun göreceğimiz bir yerde başlamak ve bu 1250 konutla bir defa ilk etapta hemen süratle oraya yerleşim sağlayalım istiyoruz. Yine 50 kadar bitmiş konut var. O bitmiş konutları da hemen en acil olanlara verelim istiyoruz. Ve 500-550 civarında da Erciş'te yeni başlamış olan TOKİ konutları var. İnşallah onları da 6 ay gibi bir zaman içerisinde bitirmek suretiyle Erciş'in sorununu bu şekilde çözelim istiyoruz. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Van ve Erciş'teki tüm spor tesislerini ve sahaları çadır, kent ve hastaneye dönüştürmek suretiyle burada ön almış vaziyette. Bölgedeki öğrencilerle yurtlarımızda kalan öğrenciler Van Merkez, Siirt ve Diyarbakır'a nakledildi ve ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca bu bölgedeki öğrencilerimizin yurt ücretleri ertelendi. Türkiye genelinde ailesi Van'da yaşayan öğrencilerden de 3 ay süreyle yurt ücreti alınmayacak ve Erciş'te 300 öğrencili bir yurdumuz vardı. Bu bir kiralanmış yurttu. Yıkıldı ve şimdi biz bu yurdun yerine inşallah kendimiz TOKİ vasıtasıyla 600 öğrenci kapasiteli yeni bir yurdu Erciş'te yapacağız. Enerji Bakanlığımızın çabalarıyla şu anda Van merkezinin merkezi söylüyorum %100'üne yakın kısmına elektrik veriliyor. Verilemeyen bölgelerde de arama kurtarma çalışmaları devam ettiği için tedbiren kesinti yapılıyor. Erciş'in %90'ına elektrik veriliyor. Burada da verilemeyen kısımlarda arama kurtarma çalışmaları devam ettiği için kesinti sürüyor. Yani elektrik enerjisi noktasında da aslında sıkıntımız yok. Bölgeye kömür sevkiyatını hızlandırdık. Günlük 2000 ton kömürü ihtiyaç duyulan yerlere gönderiyoruz. Maden kazalarında tecrübeli Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun 91 kişilik ekibi de bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede şu an için doğal gaz kaçağı yok. Muhtemel sızıntı riskleri dikkatle takip ediliyor. Van'a doğal gaz kesintisiz veriliyor. Gaz şebekesinde hasar olan yerler onarıldı, kapatıldı. Hasarlı yerler dışına gaz arzı sağlanıyor. Ayrıca hastaneler gibi acil gaz ihtiyacı olan tesislere de çok hızlı şekilde şebeke döşeniyor ve doğalgaz temini yapılıyor. Ben bu vesileyle buradan tüm bakanlıklarımıza ve bakan arkadaşlarımıza, milletvekillerimize, tüm kurum ve kuruluşlarımıza Kızılay gibi, bunun yanında AFAD gibi, AKUT gibi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm ilgili birimlerine huzurlarınızda şahsım ve milletim adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Özel şirketlere teşekkür ediyorum. Hayırseverlere teşekkür ediyorum. STK'lara teşekkür ediyorum. Ve tüm gönüllülere şükranlarımı sunuyorum. Emniyet ve sağlık personelimizi özellikle tebrik ediyorum. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi başkanlığımıza özellikle bu dönemdeki attığı adımlarla, ki inşallah burada da tabii ki bazı eksiklerimiz yine tespit edildi ve bu tespitlerde giderilmek suretiyle bu örgütümüzü ülke genelinde çok daha etkin olabilmesi için
bu bölgelerimizin sayısını artırmak suretiyle onları güçlendirmek bizim inşallah bu önümüzdeki süreçte de bir adımımız olacak. Özellikle arama kurtarma çalışmalarında milletçe hepimizi sevindirecek neticeler alan Sağlık Bakanlığı kurtarma ekiplerine, kurumlarımızın arama özel ekiplere, Azerbaycan ekibine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bunlar Van'daki deprem için hükümet olarak ilk planda acil olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sadece bir kısmı. Arama kurtarma, sağlık, yaraların sarılması, barınma, beslenme başta olmak üzere her alanda ve bütün imkanlarımızla deprem bölgesindeyiz. Daha Van'a yaptığım o gece ziyaretinde durumu ve çalışmaları tespit ettikten sonra hemen yeniden yapılanma için planlamayı da yaptık. Çadırların kurulması, geçici barınakların ki şu anda üzerinde durduğumuz yani kış çadırlarının yanında Mevlana evleri diye ifade ettiğimiz evlere varıncaya kadar bunların üzerinde arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanım'la da akşam geç saatlerde görüştüm. Konteyner siparişi bu arada vermek suretiyle gerekirse konteynerlardan da istifade etmeyi düşünüyoruz. Yani birçok bu noktada tedbir oluşturalım. Birçok bu kışı, kış mevsimini daha kolay şartlar içerisinde geçirebilmek için imkanlar meydana getirelim. Bunun için çalışıyoruz. Tabii bizim için asıl olan kalıcı konutların yapılması. İlk değerlendirmelerimizi de bu istikamette yaptık. Biliyorsunuz Erciş'in köylerinde ciddi bir sıkıntı yok. Ama Van merkez köylerde bütün kerpiç binalar hemen hemen tamamına yakını yıkılmış vaziyette. İstiyoruz ki buralarda Elazığ tecrübesinden, Erzurum tecrübesinden, Bursa tecrübesinden hareketle buralarda biz tek katlı kalıcı konutlar yapalım, adeta köy kentler oluşturalım. Ve şunu da bilelim ki bu afetler her zaman olabilir. Depremler, sel felaketleri, kazalar her zaman yaşanabilir. Fay hatları üzerinde yaşıyoruz. Ve bu sarsıntıları, bu depremleri her zaman görebiliriz, hissedebiliriz, yaşayabiliriz. Ancak burada önemli olan bu afetler karşısında her an tedbirli olmak, hazırlı olmak ve anında müdahale edebilmektir. Çok acı hadiseler yaşadık. Çok acı kayıplar verdik. Büyük yıkımlara şahit olduk. Ama yine de bana bir şey olmaz mantığıyla tedbirin elden bırakıldığına, çürük binaların inşa edildiğine, çürük binalarda yaşamın devam ettiğine şahit oluyoruz. Bir musibet bin nasihattan evladır denil ama çok acıdır ki yaşanan onca depreme rağmen hala nasihat alınmadığını işte en son Van'da gördük. Enkaza baktığınızda malzemenin ne kadar kalitesiz olduğunu, o betonun adeta kuma dönüştüğünü, zemin kattaki beton kolonların zayıflığını ya da kesilmesinden dolayı bütün bir binanın ve içindekilerin acı fatura ödediğini görüyorsunuz. Belediyeler de, müteahhitler de, denetim elemanları da bu ihmallerin cinayetle eş anlamlı olduğunu artık görmek durumundadır. Burada şunu özellikle ifade ediyorum. Değerli arkadaşlarım, yaşanan felaketleri, acıları, ölümleri, yıkımları, tüyler ürpertici bir ırkçılık, ayrımcılık vesilesi olarak kullanmayı şiddetle reddettiğimi ve kınadığımı burada altını çizerek ifade etmek istiyorum. Sosyal paylaşım sitelerinde, bazı televizyon ekranlarında, bazı gazete köşelerinde, hatta fısıltı yoluyla sağda solda dile getirilen ayrımcılığa ilişkin her ifade, her tavır, her ima çok açık söylüyorum. İnsanlık dışıdır, vicdansızlıktır. Değerli arkadaşlarım,
Ben bunları lanetli olarak görüyorum. Bakınız, kardeşlik kara günde belli olur. Bir taraftan barışa ihtiyacımızın olduğu böyle bir günde bunu fırsata dönüştürelim diyeceksin. Öbür taraftan kalkıp meydanda naralar atacaksın. Bu nasıl bir barış anlayışıdır? Bu nasıl bir kardeşlik arayışıdır? Ya burada bile fırsatçılığı kendisine hedef ittihaz edinen bir anlayış var. Değerli arkadaşlarım, bakınız böyle bir günde, böyle bir sıkıntılı anda askerimizi mayın tuzağında vurmak isteyen anlayış ve o anlayışın uzantılarının bu ülkede kardeşlik duygusu olabilir mi? Olabilir mi? Her şey bu kadar açık, net ortada. Bunun neresinde kardeşlik var? Bunun neresinde barış var? Bunun neresinde bu acı günün acısını birlikte paylaşmak var? Böyle bir şey söz konusu değil. Ben bir başbakan olarak 74 milyonu Van için seferberliğe davet ediyorum. Biz devlet olarak her imkanı seferber ediyoruz. Van'ı Vanlı kardeşlerimizi elbette aç açık bırakmayacağız diyoruz. Bingöl'e nasıl anında müdahale ettiysek, Erzurum'a nasıl anında müdahale ettiysek, Bursa'ya nasıl anında müdahale ettiysek, Elazığ'a nasıl, Bala'ya, Simav'a, afet yaşayan her zerreye nasıl anında ulaştıysak, Van'a da ulaştık ve orada da yaraları biz saracağız. Biz saracağız. Acımız büyük. Belki şu kış mevsiminin sebebiyle biraz sıkıntılarımız olacak. Zor şartlarda biraz sıkıntımız olacak. Bunu Elazığ'da da kardeşlerim yaşadılar. Ama buyursunlar, Elazığ'ı bir araştırsınlar. Erzurum'u bir araştırsınlar. Oralarda bu iktidar nasıl anında müdahale etti? Nasıl oralarda yeni şehirler oluşturmak suretiyle kardeşlerinin, vatandaşlarının yanında yer aldı? Bunu açık ve net görmek mümkün. Bir ayrımcılık yapılmadı. Bu Türk müdür, Kürt müdür, Zaza mıdır denmedi. Benim insanımdır dendi. Benim vatandaşımdır dendi. Benim halkımdır dendi ve bu işlere böyle ulaştı. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Biz bu millete hizmetkar olduk. Başka bir derdimiz yok. Ama bunu lütfen farklı yerlere çeken zihniyetlere sesleniyorum. Artık bu işten vazgeçin. Artık bıktırdınız, yeter. Bundan vazgeçin. Ve buna çanak tutan medyaya da sesleniyorum. Lütfen sizler de artık bunlara çanak tutmaktan vazgeçin. Bir köyde söyleşi yapıyor. Devlet bu köye gelmedi diyor. Arkasında Kızılay'ın çadırı var. Böyle bir anlayış olur mu? Böyle bir yaklaşım olur mu? Daha ilk gece 6-7 saat sonra orada olduğumuz anda valime sorduğumda köylerimize şu anda çadır ulaştırabildik mi? Dedi ki sıkıntımız var ama her köye en az 3 ila 10 arasında çadır ulaştırdık. Bakın ilk akşamı söylüyorum. Bakın herkese verildiğini söylemiyor. Ama 3 ila 10 arasında çadır ulaştırdık. Sıkıntımız var. Ya ben size doğruyu anlatıyorum. Ama bu naraları atanların o köylerle falan alakası yok. Oralara falan gitmiş değiller. Ve televizyon muhabiri diyor ki röportajında henüz diyor yetkililerden falan buraya kimse gelmemiş. Birisiyle konuşuyor. Olayı böyle naklediyor. Ya gidilmemiş olsa bana köy 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 bunun raporu verilebilir mi? Köy köy kaç tane yıkık ev var? Hepsinin raporunu aldım ben daha ilk gece. Neyle oldu bunlar? Bütün oradaki valiliğin kriz masası vasıtasıyla her köye gönderdiği elemanları vasıtasıyla bunları aldı. Ha senin bilgilerin doğru, bizim bilgilerimiz yanlış. Peki böyle devam et.
Bu böyle bir sürece katkı sağlar mı? Sağlamaz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz 74 milyonu da bizim nasıl kardeş olduğumuzu, nasıl seferber olduğumuzu, oradaki sarsıntıyı nasıl yüreğimizde hissettiğimizi göstermeye çağırıyorum. Gün bu ülkenin nasıl bir ve bütün olduğunu gösterme günüdür. Gün bu ülkenin hamurunda nasıl bir kardeşlik mayası bulunduğunu ispat etme günüdür. Değerli kardeşlerim, tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Tüm Türkiye'ye. Lütfen eğer bana Erciş'e bir yardım gönderecekseniz ulaşacağınız yer Van'daki kriz masasıdır. Erciş'teki kriz masasıdır. Bunu niye söylüyorum? Spekülatörlere, aksiyonlara fırsat vermeyelim. Bir de her önüne gelen tırları kaldırırsa, her önüne gelen buradan yola çıkarsa, değerli arkadaşlarım, bu tespit edilen ihtiyaçların dışındaki orada bir yığılmayı meydana getirir ki orada bunların dağıtımında da ciddi sıkıntılar meydana gelebilir. Ama bu iş karşılıklı bir müzakereyle, görüşmeyle yürütülebilirse o zaman hangi ihtiyaç nasıl giderilecek, kim tarafından gideriliyor bu bilinmiş olur. Bakın şu anda bakıyorsunuz bir STK diyor ki biz bir kampanya yaptık, 500 konut yapacağız. Tamam. Neresidir bunun adresi? Bana bu olay gelince hemen ben Çevre ve Şehircilik Bakanı'ma havale ettim. Şimdi orayla koordine olacaktır. Aynı şekilde bakıyorsunuz bir oda. Ben hemen yıkılan o okulun yerine bir okul yapmak istiyorum. Kaç derslikliydi kardeşim? 11. Hadi bakalım sen şimdi 24 derslikli bir okul oraya yap. Şimdi Erciş'te o oda 24 derslikli bir okul yapacak. Hemen süratle bakanımızla irtibat kurun ve orada size verilecek yer dedi gelin bu işe başlayın. Yani bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını inşallah devam ettireceğiz ama bir taraftan da bu yatırımlarımıza süratle başlayacağız. Ve köylerimize yönelik inşallah köy kentlerimizi de süratle oluşturacağız. Yani arkadaşlarım gün Türkiye düşmanlarına, millet düşmanlarına kardeşlik ve dayanışma yoluyla birlik ve beraberlik gücünü gösterme günüdür. Onun için burada israfa fırsat vermeden kriz masalarımızla irtibatları kurmak suretiyle bütün yapılacak desteklerin, yardımların yerini bulması noktasında valilik bu iki kriz masası ile bu işleri yürütelim ve zaten tekrar bakan arkadaşlarım bölgeye dönecekler ve bölgede bizzat işe müzaret edecekler. İnşallah hafta sonuna kadar ben de kendim tekrar gelişmeleri izlemek üzere. Bugün Suud ziyaretim var. Yarın Milli Güvenlik Kurulu toplantımız var. Ondan sonra inşallah ben de tekrar bölgeye gitmek suretiyle son gelişmeleri yerinde tekrar takip edeceğim. Bakın değerli arkadaşlarım, acı üzerinden siyaset yapılmayacağını en güçlü şekilde savunan parti AK Parti'dir. Felaketleri, afetleri, ölümleri, gözyaşlarını bir siyasi malzemeye dönüştürmeyen, bir fırsat olarak kullanmayan, istismar etmeyen tek parti AK Parti'dir. Acı üzerinden siyaset yapmayı şiddetle reddediyoruz ve reddetmeye devam edeceğiz. Ancak depremin ardından bu daha ilk saniyelerde devleti, hükümeti suçlayan, enkaz kaldırmak yerine fitne çığırtkanlığı yapanları da ben milletimin özellikle de Doğu Güneydoğulu kardeşlerimin takdirine havale ediyorum. Bu ülkenin başbakanı az önce de ifade ettim deprem haberini duyar duymaz kalkıyor bölgeye gidiyor ve Erciş'e ulaşıyor. Orada halkımızla aramızda en ufak bir şey yok. Gayet iyi kaynaşıyoruz. Hepsi orada bize dua ediyorlar. Şikayetleri olanlar gel bakalım ne diyoruz dinliyoruz. Biraz sabırlı olun. Bak geliyor her şey. Araçlar gelecek, vinçler gelecek diyoruz.
Bak burada bol miktarda şu anda ağır iş makineleri var, fakat bunlarla buna müdahale edemeyiz. Bunlarla müdahale edersek bu sıkıntı, bu felaket daha da büyür. Ve dua ediyorlar, Allah razı olsun diyorlar. Ama bakıyorsun o fitne ocakları işin tam aksine bu işi körüklemeye gayret ediyor. O acının, o enkazın, o yıkıntının içinde hala siyasi rant kavgası yapmak gibi bir vicdansızlık sergiliyorlar. Enkaz altında canlılar var. Enkaz altında cesetler var. Ama birileri adeta devlet oraya ulaşmasın, yaralıların yarasını sarmasın, vatandaşların el uzatmasın diye tarih içine giriyor. Sayın Başbakan, 8 saat oldu, 9 saat oldu, 10 saat oldu. Buraya gelen kimse yok. Ya Başbakan ta Türkiye'nin bir ucundan kalkıyor, buraya geliyor. Milletvekilleri burada, vali burada, herkes burada. Kalkıyor, burada kimse yok diyor. Ne tip olduğu belli. Nerenin mensubu olduğu belli. Ne adına bunu yaptığı da belli. Ve eşi, yavruları, aileden 4 kişi binanın altında kalmış olan o kardeşimiz başbakanına sarılıyor. Ama o oradan bu şekilde haykırıyor. Hale bakın. Asıl mağdur olan, mazlum olanın başbakanına bakışı farklı, devletine bakışı farklı. Onun oradan yaptığı o çığlık, attığı çığlık, fitne o farklı. Açık söylüyorum. Van depremi bir turnusol kağıdıdır. Bölgeye yatırım gelmemesi, huzur, kardeşlik gelmemesi için yıllardır mücadele edenler deprem esnasında da devlet yardımı ulaşmasın diye elinden gelen provokasyonu yapıyorlar. Yaptıkları bu. Güya çıkacak, bakın devlet gelmedi, hükümet gelmedi diyerek bölge insanını tahrik edecek. Ölümler umurunda değil. Enkaz altında kalanlar umurunda değil. Yıkılan evler, sönen ocaklar umurunda değil. O harap olmuş ocaklar üzerinden rant devşirmeye çalışıyorlar. Yaptıkları bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Van'a ulaşıyor. Konya Van'a ulaşıyor. Kayseri Van'a ulaşıyor. Ankara Van'a ulaşıyor. Erzurum oraya ulaşıyor. Ama o bölgedeki malum belediyeler hemen yanı başlarına ulaşmaktan aslında aciz kalıyor. Polis taşlamak, asker taşlamak, molotof atmak, sağı solu yakıp yıkmak için anında organize olanlar bakıyorsunuz afet anında şu anda ortalıkta yoklar. Ortalıkta yoklar. Benim milletim şunu da görsün. Askeri, polisi, jandarması, bütün güvenlik birimleri orada mağdur vatandaşımın yardımına koşarken terör örgütü saldırılarına devam ederek hem de Van'ın ilçelerinde mayın tuzakları kurarak ne kadar kanlı bir şebeke olduğunu bir kez daha gösteriyor. İşte bu alçaklığa verilecek en net cevap dayanışmadır, kucaklaşmadır. Terör örgütü ve onun uzantılarının ayrıştırmak için her türlü tahriki denediği bu millet Van depremi vesilesiyle nasıl bir ve bütün olduğunu, nasıl kardeş olduğunu tüm dünyaya gösterecektir. Değerli arkadaşlarım, 25 askerimizin şehit edildiği Çukurca saldırısının ardından güvenlik güçlerimizin o bölgedeki operasyonları da yoğun ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Bir yandan terörle mücadeleyi sürdürürken bir yandan da uluslararası temaslarımızı yoğunlaştırdık. Hafta içinde Irak Bölgesel Yönetimi eski Başbakanı KDP Başkan Yardımcısı Sayın Neçirvan Barzani ile bir görüşme yaptık. Mesut Barzani ile de bir görüşmem oldu. Görüşmemin hemen ardından bir araya gelme kararı aldık. Yine hafta içinde İran Dışişleri Bakanı Salihi'yi kabul ederek son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimizi kendilerine
ilettik ve Dışişleri Bakanımla çok daha detay görüşmeler yaptılar. Perşembe günü medya sahipleri, genel yayın yönetmenleri ve temsilcileriyle bir araya geldik. Yaklaşık 3 saatlik bir toplantıda hem kendilerini bilgilendirdik hem de medya terör ilişkisine dair bazı hissiyatımızı kendileriyle paylaştık. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı oturumda bir genel görüşmeyle terör meselesi ele alınacak. Tabii ben hafta içinde de ifade ettim. Terörle mücadele milli bir meseledir ve tüm Türkiye'nin eksiksiz katılımıyla, desteğiyle yürüyecek bir mücadeledir. Bu meselenin siyaset üstü, yani siyasi çıkarların bir kenara bırakılarak dayanışma, uyum ve koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini de defalarca vurguladık, vurguluyoruz. Burada bir hususa özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Terör örgütü Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nin ardından çok bariz bir şekilde hedefine AK Parti'yi ve AK Parti hükümetini koymuştur. Gerek terör örgütünün, gerek onun uzantılarının tavırlarında, açıklamalarında bir çalışma içine gireceğiz. Ve artık şehirlerimizde kaçak yapı, gecekondu, bunlara yönelik gerekirse yetkiyi tamamen bakanlığımıza alacağız ve bu tür binalarını değiştirmeyen, bunları yıkmayanlara sormadan kamulaştırmasını yapacak ve bu binaları biz yıkacağız. Bedeli ne olursa olsun. Oy verirmiş, vermezmiş. Biz bunu dinlemeyeceğiz zaten. Çünkü bu tabloları defaatle yaşamaktansa iktidarı kaybetmek çok daha hayırlıdır. Onun için biz bu adımı atmak zorundayız. Ve depreme dayanıklılık noktasında, bu noktada çok daha hesaplarımızı ciddi yapıp yoğun bir şekilde bu şehirleşme adımlarını atacağız ve vatandaşlarımıza gel kardeşim, senin binanın enkaz bedeli budur ve gel buraya gir, 20 yıl vadeyle de gel burada otur. Ne istiyorsun? 2 daire. Al sana 2 daire. Ama oturacağın yer artık burası. Senin oturduğun yerde biz yarın bir musibetle karşı karşıya kalamayız. Yok şöyle yok mu? Yok, kusura bakma. Bunlara artık evet diyemeyiz. Çünkü artık bunlardan bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, bıktık. Ve bakın, hem bunlar söyleniyor, ondan sonra da işte belediye, işte vali, işte hükümet, şu bu filan. Şimdi çıkmıştım, bazıları kendini bilmezler. Vali istifa. Ya, vali mi veriyor bunların ruhsatını? Kim bilir hangi belediyeler verdi? Kim bilir hangi müteahhitler yaptı? Hangi odadan, hangi, şu anda biliyorsunuz mühendislik büroları var, buralardan yapım iznini aldı? Dert başka. Onun için bunlara fırsat vermeyeceğiz. Onun için de başta büyük şehirlerimiz olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, bütün bu gecekondular, kaçak binalar, şimdiden haberini veriyoruz. Lütfen bizim bu çağrılarımıza kulak versinler. Efendim ben işte müteahhitlerle anlaşacağım bilmem ne, yok. Çünkü Ramazan'da ben Ankara'da şöyle bazı gecekondu bölgelerini dolaştım. Efendim işte biz TOKİ'ye veremeyiz, müteahhit arıyoruz. Şimdi biz artık müteahhit şu bu filan bekleyemeyiz. Hemen müdahaleleri yapacağız. Hem şehirlerimizi güzelleştireceğiz, hem de buraları sağlam, güvenilir konutlarla donatacağız. Bu işin başka çaresi yok. Onun için de süratle bunun yasal düzenlemesini de inşallah yapacağız. Ve ben genişletilmiş il başkanları toplantımıza da başarılar diliyorum. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.